bir eski zaman masalı gibi yitip gitmişti Safranbolu. Neredeyse unutulmuş bir şiirin, sıvaları dökülmüş hüznü ve yalnızlığı ile yüklüydü. Zengin gönlüne vurulmuş, kilitleri bile paslanmıştı. İnsanlarını yitirmiş, yıpratıcı bir yalnızlığa itilmişti. Safranbolu'da zaman donmuş gibiydi. Safranbolu'da zaman durmuş gibiydi. Safranbolu'da zaman ölmüş gibiydi. Ama zamanın kendisi ölümsüzdür. İstendiğinde ve insan aklıyla birleştiğinde geçmiş günleri anımsamasını ve gerektiğinde kendini yeniden yaratmasını bilir. ...1970'li yılların ortalarında bir belgesel filmcinin Suha Arı'nın Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun ve Çelik Gülersoy'un aklına ve yüreğine takıldığında Safranbolu'da yeni zaman başladı. Dolu dolu Osmanlı mimarisi ve alışkanlıklarıyla küçük bir kasabaydı. Ama büyük anılarla yüklüydü Safranbolu. 1975 yılından bu yana devam eden koruma ve sağlıklaştırma programı ve Safranbolu halkının bilinçli duyarlılığı, ülkemizde kültürel mirasın korunması alanında öncü görevi üstlendi. Korunması gereken 1125 tescilli eseriyle 1994 yılında UNESCO aracılığıyla sayılı dünya miras kentlerinden biri oldu. Geçmiş yaşamın sıcaklığı, ahşap işçiliğinin ulaştığı en yüksek estetik değerlerden biri olan tekne tavanlarla Safranbolu evinde bütünleşir. Kimi zaman selamlık köşklerindeki, kimi zaman odalardaki havuzlar, çocukluk hayallerinin içine gizlendiği bir masal dünyasının kapılarını aralar adeta. Duvarlardaki en az 150 yıllık kalem işi süslemeler, doğanın renk ve motiflerinin tüm canlılığını zamana karşı inatla korurken, görenleri hayranlık ve hayret içerisinde bırakır. Dünün terk edilmiş metruk evleri restore edilerek yaşayan, nefes alan mekanlara dönüşüyor. Safranbolu'nun geleneksel yaşantısına sadık kalınarak evlerin içlerinde yeni yaşamlar filizleniyor.
Restore edilmiş konaklardan bazıları, eski yaşam şeklini simgeleyecek şekilde müze ev haline getirilmiştir. Konuklarına gusülhanesi ve döner ahşap dolabıyla eski Safranbolu yaşantısının ipuçlarını verir. Asmazlar Konağı'nı 1975 yılında satın alarak restore ettiren Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Safranbolu'nun korunması ve turizme açılması alanında ilk adımlardan birini attı. Günümüzde bu bilinçle yapılan atılımlarla Safranbolu, bir kültür turizmi merkezi haline geldi. Yine de bir geleneksel otel değil Safranbolu. Zamanın acılarını çekmiş ama zamanı yeniden ve yeniden keşfetmiş bir büyü sanki. Dünyanın her köşesinden gelen konuklarına sunduğu değerler, turistik amaçla düzenlenmiş konaklar ve odalar ve bilindik hizmetler değil sadece. Şimdilerde uzaklarda kalmış yaşam parçalarının unutulmaz fısıltıları. Bir renk, bir koku, bir çağrışım. Demircilik, kalaycılık gibi geleneksel el sanatı ürünleri de bu dirilişten nasibini aldı. Unutulmaya yüz tutan bu sanatlar, Safranbolu'da değişen yeni zamana adapte oldu. Şimdi tüm dünya tanıyor Safranbolu'yu. Dünyanın her köşesinden konukları var. Japonya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Avustralya'ya. Hepsi dost, hepsi olağanüstü bir kültür mirasını paylaşmaya hazır. Hepsi bir eski masalı dinlemeye, kabul etmeye, yaşamaya istekli. Safranbolu'da yeni zamanın gönüllü konukları hepsi. Turistik eşyalara bile sinmiş bir parça duygusallık. Bir şiir. Eski ve yeni dostlarla paylaşılabilecek bir masal. Geleneksel lokumlarla lezzetli bir konukseverlik, geleneklerle yeniden yaratmış kendini. Safranbolu'da yeni zaman, geleceğe doğru daha güçlü bir biçimde akıyor şimdi. Çevresindeki doğal güzellikler ve olanaklarla birlikte. Bir zamanlar ahşap evleri yangından korumak, çevrelerini kuşatan yeşili ve binbir çiçek rengini beslemek,
havuz başı sohbetlerine keyif katmak gibi işlevlerle yüklü sular gibi. O pek sevdiği sular gibi ömrü uzun olsun Safranbolu'nun. Sahip olduğu, keşfettiği, yeniden yaşama olanağı bulduğu yeni zamanı, yeni insanların gönlü gibi zengin ve sonsuz ömürlü olsun. Eski bir filmi anımsayarak, Safranbolu'da yeni zaman diyerek.